Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahabi ecmain. Zat-ı Mekki'ye 13. sefir, 93. kısım, 80. bölüm, Uzlet. Uzlete girdiğinde kimse yönelme. Ne aileye ne çocuğa bak. Bir görevle görevlendirildiğinde ona da bakma çirikten ve mutlak biri birlemekten uzaktır. Yalnız başına yücenin talebiyle ilgilen, ne fikir, ne olumsuzlama, ne de beden olsun. Yüksek himmetin peşinden git ki ulaş, sayısız güzel isimlerine. Bil ki sen hapsedilmiş ve kuşatılmışsın, sonsuza dek olmadan açık bir nur ile. Kendini bilen kişi uzlete girebilir, kendini bilen ise Rabbini bilir bu kişi güzel isimleri ve zahir ve batında onlarla ahlaklanması bakımından Allah'ı müşahede eder. Onun güzel isimleri iki kısımdır. Birincisi, aklın kabul ettiği ve algılayabildiği isimlerdir. Akıl, bu isimleri Allah'a nispet eder ve Allah'ı onlarla isimlendirir. Diğerleri de ilahi isimlerdir. Fakat şeriat onları bildirmeseydi, akıl onları kabul etmeyecekti. Böylelikle akıl onları inanarak kabul ederken, kendisi bakımından anlamlarını bilemez. Hak bu isimlerin kendisine nasıl nispet edildiğini nebi ve velilerine bildirdiği gibi bildirince akıl da onları öğrenebilir. Uzlet sahibi Rabbinden kendisine ait payla ahlaklanmak, ahlaklanmaksızın uzlet eder. Bu kişi aklın inancına göre hakka özgü meşru ilahi isimlerle ahlaklanır. Şeriat olmasaydı akıl Allah'ı onlarla isimlendirmeyecekti. Bunlar hakka ait isimlerdir. Allah insanı onlara göre var etmiş ve onu bu isimlerin tecelligahı olarak yaratmıştır. Bin Binaenaleyh Allah o isimlerle isimlenmiştir. Uzlet sahibinin böyle ilahi isimlerden uzaklaşması mümkün değildir. Geride uzlet sahibinin kendisine ilişecek zarardan dolayı uzaklaşacağı diğer isim grubu kalır. Allah şöyle buyurur. Tat sen aziz ve kerimsin. Başka bir ayette ise işte böyle Allah her kibirli zalimin kalbini mühürler buyurur. Uzlete giren insan kendileriyle isimlenen ve hükümleriyle alemde gözüken kimselere dönük bir kınama taşıyan bu gibi ilahi isimlerden uzaklaşır. Bu bağlamda insanın hakikati muhtaçlıktır. Muhtaç ise kibirli olamaz. Çünkü bu durumda o kendine ait olmayan bir özellikle gözükmüş olur. Bu nedenle Allah kıyamet günü kendisine bakmaz. Böyle biri Allah'ın kıyamet günü bakmadığı üç kişiden biridir. Bunlar zina eden yaşlı, yalancı hükümler ve kibirli yoksuldur. Müslüm es sahinde bu hadisi zikretmiştir. Bazı kimseler ise güzel isimlerle ahlaklanmayı ve bunlarda hak ile didişmeyi kabul eder. Çünkü insan surete göre yaratılmıştır. Dolayısıyla insanın bu surete göre ortaya çıkmalı ve övlen meşru tarzda onları giyinmelidir. İşte bu kulluğun Rab olarak didişmesidir. Şöyle ki, uzlete giren kimse sadece kendisine özgü gerçek isimlerin olduğunu ve hakkın bu isimlerde kulla didiştiğini görür. Bunlara örnek olarak gülen, sevinen, şaşıran, seven, tereddüt eden, nahoş gören, unutan ve utanan gibi kitap ve sünnette yer alan isimleri verebiliriz. Bunlar el, iki el, eller, ayaklar, göz ve gözler gibi insan bünyesinde bulunan organlara, oradan ise istiva etmek, talep etmek ve özlem duymak gibi yaratılışta bulunan hallere kadar uzanır. Uzlete giren kimse uzlete girmezden önce hakkın kul için olabilecek bu niteliklerdeki gerçekte de öyledir. Kuluyla didiştiğini düşünür ve şöyle der. Yapmam gereken şey isimlerimi onun isimlerinden ayırmak ve isimler, isimlerde onunla didişmemektir. Bu isimler bende ödünçtür ödünç ise yerine getirilmesi gerekli bir emanettir. Emanet taşıyan ise hak bildirdiğine göre zalim ve cahildir. Meseleye böyle bakan insan, ilahi isimlerle ahlaklanmaktan uzaklaşır ve yoksulluğu, zilleti, küçüklüğü, acizliği, noksanlığı ve bilgisizliğiyle birlikte kendi evinde kalır. İlahi bir isim kapıyı her çaldığında ona şöyle denilir. Burada seninle konuşacak kimse yoktur bu uzaklaşmayla ile ona Allah'ın ilkin olumsuzlanmanın sahibi olduğu ve varlığının ezeliliği bildirilir. Hakkın sözüne ve peygamberine bize ulaştırmasını emrettiği ki onunla hakkı biliriz, sıfat ve isimlerine bakar. Bu bilme sayesinde bizi şereflendirmek üzere bize bilgi elbiseleri giydirilir. Böylelikle hak ettiğimizi ve gerçekte bize ait olduğunu zannettiğimiz bu niteliklerde gerçeğin zannımızdan farklı olduğunu öğreniriz. Çünkü bunlarla isimlendirilen ve nitelenen odur. Biz değiliz. Dolayısıyla bu isimler ile kendilerinden ayrıldığımız isimler arasında bir fark yoktur. Binaenaleyh ya hepsinden ayrılmalı ya da hepsiyle isimlenmeli. Bu durumda ona şöyle deriz. Hepsinden ayrıl ve işi hakka bırak. Dilerse bütün isimlerle seni isimlendirsin. Sen de onları kabul et ve itiraz etme. Dilerse bir kısmını isimlendirir dilerse, dilerse hiçbiriyle isimlendirmez. İşin başında ve sonunda emir Allah'a aittir. Böylece kul kendi özelliğine döner. Bu raptikle didişmeyen kulluktur. Onunla süslenir ve sübut şeyliği evinde oturur. Yani varlık şeyliği evinde değil. Hakkın kendisindeki tasarrufuna bakar. O ise kendini yönetmekten uzaklaşmıştır. Hali böyle olan kimse herhangi bir isimle isimlenirse onu Allah isimlendirmiştir. Yoksa kendisi değil. O Allah'ın kendisini isimlendirdiği şeyi geri çeviremez. Bu isimler ise hakkın kullarına hediyeleridir. Ve onlar şereflendirme elbiseleridir. Öyleyse edebin gereği onları kabul etmektir. Çünkü o hediyeler istemeden ve dilemeden gelmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bağışların alınmasını ve buna karşın nefsin almayı arzuladığı ve temenni ettiği şeyleri bırakmayı emretmiştir. Burada da durur. Gerçekte kul Allah'a ait bir şeyin kendisine ait olduğunu iddia ederken Allah'ın hakkını gasp etmektedir. Bu durum bütün iş ona döner ayetini dile getirilir. Böylelikle Allah kulun kendisine ait saydığı her şeyi kuldan alır. Bunun tek istisnası ise ibadettir. Çünkü ibadet Allah'a bir nitelik olmadığı için onu almaz. Bunun üzerine kula şöyle der. Bütün iş ona döner ve ona ibadet et. O, insanın kendisi için yaratıldığı yaratılış gayesidir. Allah şöyle der. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet, kul için gerçek bir isim yani abid, onun mertebesi yani kulluk, zatı, hali, aynı, nefsi, hakikati ve yüzüdür. Kim uzlete çekilirse, bu uzlete ulaşmaya çalışmalıdır. Bu ise Allah'ı bilenlerin uzletidir. Yoksa yaratıkların bir köşeye çekilmesi ve kapıları kapatıp evlere girmesi değildir. İnsanlara göre uzlet eve kapanmak, kimseyle görüşmemek, kimseyle içli dışlı olmamak ve imkan ölçüsünde yalnızlığı aramaktır. İnsanlar ondan, o da insanlardan esenlikte olur. Uzlet derken tasavvuf yolunun genelini kastı budur. Uzlete giren kimse daha yüksek bir derece ulaşabilir. Bu durumda uzletini halvetinin önünde bir riyazet ve sunum haline getirir. Böylelikle nefs yaratıklarla ünsiyet ve alışkanlıklarını kesmeye ısınır. Çünkü o yaratıklarla ünsiyeti kendisiyle Allah'la ünsiyet etmek ve onunla yalnız kalmak arasına giren engel ve alışkanlıklardan sayar. Uzlete giren kişi şartlarını tam yerine getirdikten sonra ayrıldığında halvet kendisine kolaylaşır. İşte bu Allah ehlinden olan seçkinlerde uzletin sebebidir. Bu uzlet bir makam değil nispettir. Daha önce zikrettiğimiz birincisi, zikrettiğimiz birincisi ise arzulanan bir makamdır. Bu nedenle onu bu kitabın makamlar bölümünde saydık. Makam olduğunda ise dünya ve ahirette insana eşlik eden makamlardandır. Ünsiyet ve ustad ehli ariflerin uzlette 538 derecesi vardır. Vakfe yapan ya yapan edip arif edip ariflerin ise 143 derecesi vardır. Ünsiyet ehli melamilerin 507 derecesi, edep ehli melamilerin 112 derecesi vardır. Allah ehlinin geneline bilinen, genelince bilinen uzlet kendisiyle olmak şartıyla sınırlı makamlardandır. Bu ise gerçekte bir makam değil nispettir. Ancak ondan bir takım yararlar meydana gelir ki bunların en azı korunmaktır. Uzlet bir iddia taşır, sahibi ise sorumludur. Uzletin nedeni ise kendine de kendine ya da ayrıldığın kimselere karşı kötü zandır. Bütün bunlar ise genelin uzletindedir. Uzlet ceberut ve melekut alemindendir. Onun şehadet aleminde bir izi yoktur. Dolayısıyla kazandırdığı marifetleri de mülk alemiyle ilgili değildir